sömürü ve soygun düzeninin ebediyete kadar süreceğini düşünen bu soyguncuların bütün politikalarını ters yüz ederek onların talan ettiği, kırdığı dünyanın içerisinden yepyeni bir gelecek kuracak. Bu gelecek bizimdir diyoruz. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Yaşasın proletarya internasyonalizmi. Yaşasın ezilenlerin ve halkların kurtuluş mücadelesi. Raul Marco, İspanya Komünist Partisi adına. Con estas perspectivas trabajamos y lo conseguiremos con empeño militante. Konferansımızın 20. yılını kutlarken farklı parti ve ülkelerden yaşamlarını yitirmiş olan, zulüm ve hapis cezaları çeken yoldaşlarımızı da anıyoruz. Onların örneği mücadeleye devam etmemiz için bizi yüreklendiriyor, besliyor. Pour que la conférence des partis marxistes-léninistes dure et continue. Marksist-Leninist partiler ve örgütler konferansının başarısı ve mücadelesinin devamı için sonuna kadar direnen yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Konferansımızın 20. yılını kutladığımız bugün aynı zamanda yoldaşımız Hamma Hammami'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu Tunus'tan iyi bir haber duymayı umarak bekliyorum. Hepinizi 25 Kasım nedeniyle bir kez daha birlikte mücadeleye davet ediyorum. Hepinizi Kobani direnişine, Rojava devrimine destek vermeye davet ediyorum. Yaşam kadınsız olmaz. Kadın özgür yaşamın teminatıdır. Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız. Saygılarımla. Orta Doğu genelinde çok uzun zamandır sürdürülen mücadelenin sonuçlarının şekilleneceği dönem olacak. Kobani elbette bunun bir parçası. Bugün oradaki savaş sadece iki örgüt arasındaki savaş değil. Bir tarafta kadını köle gibi gören, kadını orada bir pazarlık unsuru olarak, köle pazarında satılacak mal kadar değer veren bir anlayışa karşı, öbür tarafta öncülüğünü kadınların yaptığı onurlu bir mücadele sürüyor. Ve elbette özgürlük çizgisi kazanacak. Öncelikle sizlere Soma'dan işçi sınıfı mücadelesi veren bütün arkadaşlarım adına hoş geldiniz diliyorum. Bizim karşımızda gözü doymayan, insanların kanını emen, parasını alan, canını alan faşist, kapitalist bir düzen var. Biz bunu yıkmak için buraya geldik. Önce Türkiye'de işçi sınıfını ayağa kaldıracağız. Önce Türkiye'de işçi sınıfını iktidar yapacağız. Neden iktidar yapacağız? Bu ülkeyi, bu dünyayı işçi sınıfı ayakta tutuyor. İşçi sınıfı kurdu fakat kapitalistler yönetemeyecek.